Evet sevgili dostlar, şimdiki konumuz elektriksel alan olacak. Biliyorsunuz bir yükün etrafında elektriksel olarak etki gösterdiği bölgedeki elektriksel kuvvet özelliklerini daha iyi anlamak, modellemek, görselleştirmek adına elektrik alanı kullanıyoruz. Şimdi hazırsak şu elektrik alanı hadi birlikte halledelim. Elektriksel alan bir yükün elektriksel olarak etki gösterebildiği bölge olarak ifade edilir. Kütle çekim kuvveti, elektriksel kuvvet, manyetik kuvvet gibi kuvvet çeşitleri bildiğiniz üzere temas gerektirmeyen kuvvet çeşitleri. İşte bu temas gerektirmeyen kuvvetlerde kuvvet etkileşimi alan modellemesi ile açıklanıyor. İşte bu temas gerektirmeyen kuvvetlerin yönü, şiddeti gibi özellikleri etkileşim alanının özelliklerine bağlı olarak belirleniyor. Nasıl mı diyeceksiniz? Ben bu yaz neredeydim? Ben bu yaz neredeydim? Nereden bilelim ya? Size soruyorum ben bu yaz neredeydim? Evet, bu odada sizler için ders anlatıyordum. Peki bu oda nerede? Tabii ki dünyanın çekim alanı içerisinde. Dolayısıyla işte bu ortamdaki birim kütleyi etkileyen yer çekimi kuvveti ki biz onu yer çekimi yemesi tanımlıyoruz, bana etki eden yer çekimi kuvveti bu çekim alanının bu noktadaki özelliklerine bağlı olarak ortaya çıkıyor, belirleniyor. Peki işte bu modelleme arkadaşlar şimdi elektriksel alan arasındaki benzerliklere bakalım. Bildiğiniz üzere yer çekimi ivmesi olan g kütle etki eden Birim kütleye etki eden tabii ki yer çekimi kuvveti olarak tanımlanmakta. Bakın dünyanın yakınında bulunan bir K noktasındaki yer çekimi ivmesini yerin merkezine doğru G olarak gösterdik. İşte bu G'nin büyüklüğü K noktasında bulunan birim kütleye etki eden yer çekimi kuvvetidir. Peki şimdi sevgili dostum biz ne yaptık? K noktasına bir uydu getirdik. Uydunun kütlesine kadar M kadar işte sen birim kütleye etki eden yer çekimi kuvveti yani G ile bu cismin kütlesini çarparsan bu cisme etki eden kütle çekim kuvvetini bulmuş olursun. Evet, şimdi işte elektriksel alanın bu noktadaki işlevi de böylece karşımıza çıkacağız. Burada bir benzetim yapacağız. Evet, buradaki yükün etrafında etki gösterebildiği bölgeye tabii ki biz elektriksel alan adını veriyoruz. İşte bu elektriksel alan içerisinde bulunan L noktasında bulunan elektrik alan vektörü E olarak bizlere verilmiş. İşte bu elektriksel alanın şiddeti Birim yükü etki eden elektriksel kuvvettir. Dolayısıyla biz L noktasına bir Q üstü yükü getirirsek eğer işte bu Q yüküne etki eden elektriksel kuvvetin şiddeti tabi birim kütle etki eden elektriksel kuvvetin şiddeti E ile yük miktarının çarpımıyla bulunur sevgili dostlar. Öyleyse burada eksi Q yükünün oluşturduğu elektrik alan L noktasına yerleştirilen Q yüküne etki eden elektriksel kuvvettir. Dolayısıyla o da F eşittir Q üssü çarpı E bağıntısıyla bulunur. Tıpkı birim kütleye etki yer çekimi ivmesiyle kütlenin çarpımının işte o noktadaki elektriksel kuvveti pardon kütle çekim kuvvetini vereceği gibi. Evet sevgili dostlar şimdi tüm bu anlattıklarımızdan bir sonuç çıkaracağız elbette ama onun öncesine temas etmek istediğim bir nokta var. O da şu fiziğin güzelliği. Şimdi bazen çok küçük bir çocuğun, bir anaokuluna giden çocuğun fizikle ilgili sorduğu çok basit görülebilen bir soru. Aslında fizikçiler tarafından cevabı çok zor verilebilecek veya cevabı verilemeyecek bir soru olabilir. Mesela ne diyeceksiniz? Bu kalemi dünya çekiyor. Bunu bilmeyen yok sanırım aramızda. Ama nasıl çekiyor bu çekim sırasındaki mekanizma nedir? Tabii ki biz bu Kuvvetin şiddetini arkadaşlar modelleyebiliyoruz, bulabiliyoruz ama nasıl çektiği noktasında bu kalemin dünyadan ne haberi var? Nereden biliyor yakınında dünya olduğunu ve nasıl aşağı doğru çekiliyor? İşte bu noktada arkadaşlar bir soru işareti var aklımızda. Ee, ve alan kuvvetlerinde de benzer şekilde bir yükün yanına başka bir yük getiriyorsunuz. Bu yük diğer yükü nereden biliyor, tanıyor? İşte arkadaşlar bu noktada elektriksel alan modellemesini tabii ki kullanıyoruz ama buradaki etki mekanizması arkadaşlar tabii ki çok daha karışık ve e, kuantum mekaniğine dayanmakta. Şimdi hemen Herhangi bir yük çevresinde oluşturduğumuz elektriksel alanla ilgili vektörel bir büyüklüğünü olduğunu ve E ile gösterildiğini ifade edelim. Elektrik alan daha önce de ifade ettiğimiz üzere birim yük etki eden elektriksel kuvvettir. Peki birim yük nedir? Birim yük artı bir birimlik pozitif yüktür. Dolayısıyla siz bir noktadaki elektrik alanı bulmak istiyorsanız o noktada artı bir birimlik yük varmış gibi düşüneceksiniz. İşte o artı bir birimlik yüke etkeden elektriksel kuvvet o noktadaki elektriksel alan olmuş olacaktır. Yüklü bir cisime etki eden elektriksel kuvvet diğer cisimlerin oluşturduğu elektrik alandan kaynaklıdır. Sevgili dostlar işte bu noktada elektriksel kuvvetin elektriksel alana bağlı formülü F eşittir Q çarpı E ile tanımlanacaktır. Evet buradaki E tabii ki birim yükü etki eden elektriksel kuvvet olan elektriksel alan. Evet F bu elektriksel alanın içerisinde yerleştirilmiş. Yük miktarı Q'su olan yüklü parçacığa eden elektriksel kuvvet. Evet şimdi sevgili dostum burada elektriksel alanı veren bağıntıyı ifade edeceğiz. Şöyle düşünelim bak buraya bir yük getirdik. Burada artı Q yükümüz var. Ve bu yükün etrafında etki gösterdiği elektriksel olarak etki gösterdiği bölgeye elektriksel alan diyoruz. O elektriksel alan içerisindeki bir noktayı ele alacağız şimdi. Bu noktaya sevgili dostlar bir elektriksel alan tabii ki etki ediyor. O elektriksel alanımızı E olarak gösterdik. Şimdi ise bu noktaya bir tane yük getirelim ve bu noktada artı Q yükümüz olsun. Tabii ki burada elektriksel alan içerisindeki yüke de bir kuvvet etki edecek. O kuvveti de F olarak gösterdik. Öyleyse bu aradaki mesafede D kadarsa biz bu F kuvvetimizi evet burada hangi yüke kuvvet etki ediyor? Q yüküne çarpı bu Q yükünün bulunduğu noktadaki elektriksel alanı e, çarptım ve kuvvetin büyüklüğünü bu şekilde ifade edebilmiş oldum. Sonrasında biz kuvvet etkileşimini biliyorsun K çarpı yükler nedir? Q çarpı Q üssü bölü aradaki mesafenin karesi olarak yazdık. eşittir Q üssü var karşı tarafta. Öyleyse sevgili dostum şuradan Q üssüler buharlaştı. Evet ve elektriksel alan formülümüz KQ bölü D kare olarak karşımıza çıktı. K burada Coulomb sabiti. Q arkadaşlar elektriksel alanı oluşturan yük. Hangi yük elektriksel alanı oluşturdu? Q yükü işte bunu yazdık. D ise evet aradaki mesafenin karesi. Evet burada elektriksel alan oluşturan yükün belirtilen noktaya uzaklığının karesini aldık. Ve böylece elektriksel alan bağıntımızı türetmiş olduk. Ve burada ayrıca uluslararası birim sisteminde elektriksel alanın biriminde de şöyle ifade edebiliriz. Biliyorsun F eşittir Q üstü çarpı E demiştik. Burada elektriksel kuvvet uluslararası birim sisteminde Newton yük ise klon. Dolayısıyla burada birim eşitliğinin sağlanabilmesi için elektriksel alanın uluslararası biriminin Newton bölü klon olması gerekiyor sevgili dostlar. Biliyorsun biraz önce elektriksel alanın yönüyle ilgili bir değerlendirme yaptık. Şimdi ise bir noktada birden fazla yük elektriksel olarak etki gösteriyorsa bu noktadaki bileşke elektriksel alanın nasıl bulunacağı ile ilgili konuşacağız. Evet her bir yükün o noktada oluşturduğu elektriksel alan vektörlerinin vektörel toplamı o noktadaki bileşke elektriksel alanı bize gösterecektir. Hemen aşağıdaki küçük örneği değerlendirmek gerekirse burada 3 tane yükümüz var. Artı Q1, eksi Q2, eksi Q3 yükleri ve bir noktadaki elektriksel alanı biz bulurken o noktada artı bir birimlik yük varmış gibi düşünüyoruz. Dolayısıyla pozitif yüklü Q1 tabii ki K'da çıkan yönde bir elektriksel alan vektörü oluşturur. İşte size E1 ve eksi Q2 yükü tabii ki artı bir birimlik yükü ne yapacak? Kendine doğru çekecek. Dolayısıyla burada ee, tabii ki bir e, giren yönde elektriksel alan vektörü oluşacak. İşte karşınızda E2 son olarak da eksi Q3 yükü o da eksi olduğu için yine giren yönde E3. İşte bu üç elektriksel alan vektörünün vektörel toplamı bize K noktasındaki bileşke elektrik alanı verecektir. Yani sevgili dostum güzel insan sözün özü olayın içerisinde yön ve vektörel işlemler önem kazanıyor. Dolayısıyla unutmayın yön önemli, yöne dikkat sevgili canlar. Anlaştık mı? Yes. Hadi o zaman öğrendiklerimizi uygulayalım bakalım. Şimdi ise uygulamamızın ikinci adımındayız. Yine biraz önce olduğu gibi KL noktalarında oluşan bileşke elektriksel alanların büyüklükleri arasındaki ilişkiyi araştırıyoruz. Şimdi K noktasıyla başladığımız zaman öncelikle şunu bir kez daha belirtelim. Bir noktadaki elektriksel alanı bulurken o noktada artı bir birimlik yük varmış gibi düşünüyorsunuz. Dolayısıyla burada x yükü ki onun yük miktarı arkadaşlar artı q. Dolayısıyla pozitif yükten çıkan yönde bir elektriksel alan oluşturacak. Ve biz buna e x diyelim. Sonrasında y'nin oluşturduğu elektriksel alan y negatif yüklü olduğu için tabii ki Artı Q yüklü birim yükü kendine doğru çekecek. Dolayısıyla burada oluşan elektrik alan vektörü Y'ye yönelik olmak durumunda. Evet şimdi gel bunların büyüklüklerini yazalım. E-X eşittir. K çarpı yükümüz Q bölü. Aradaki uzaklık nedir sevgili dostum? Gördüğünüz üzere D bölü 2. D bölü 2'nin karesi nedir? D kare bölü 4. 4 yukarı çarpım olarak salladın. 4 KQ bölü D kareyi buldun. Dolayısıyla bu bize 4 e'yi veriyor olsun. Sonrasında EY'yi yazıyoruz. K çarpı yükümüz yine Q bölü aradaki mesafe D kare bölü 4 olacaktır. Niye? D bölü 2'nin yine karesini alıyoruz. Şurası D bölü 2 karesi D kare bölü 4. Bir de arkadaşım şuna da dikkat et. Eksiği bak formülün içerisine Yazmadım. Vektörel kavram artı ve eksi sadece elektriksel alanın yönünü bulurken kullanıyorum. Şimdi biz elektriksel alanın şiddeti üzerine çalışıyoruz. Yine 4'ü yukarı çarpma olarak attığım zaman 4kq bölü d kareyi buldum. Bu da yine 4e olacaktır. İşte bu iki vektör gördüğün gibi aynı yönlü aynı yönlü olduğu için bu sana k noktasındaki elektriksel alanın toplam 8e olduğunu söyleyecek her ikisinin toplamını alacağız aynı yönlü oldukları için. Sonrasında L noktasına artık bakabiliriz. L noktasında yine pozitif bir e, birim yük varmış gibi düşüneceğiz. Dolayısıyla x'in bu noktada oluşturduğu elektriksel alan vektörü ex üssü x'ten çıkan yönde. Sonrasında y'nin oluşturduğu elektriksel alan vektörü de y'ye giren yönde burası da ey üssü işte bir eşkenar üçgen var karşımızda. Dolayısıyla burası 60 derece olacağı için burası tabi 120 derece olacak. Şimdi EX üssünü ve EY üssünü bir hesap edelim. Bakalım ne ile karşılaşacağız? EX üssü eşittir. K çarpı yüküm Q bölü aradaki mesafem D'nin karesi. Aynı şekilde EY üssü eşittir. K çarpı yüküm Q bölü yine aradaki mesafe D'nin karesi. E biz 4K küp Q bölü d kare E 4E demişsek bunların E'ye eşit olacağını biliyoruz. O zaman burada aralarındaki uzaklık tabii bunların dikkat et 120 derece vektörler birbirine eşit ve aradaki açı 120 derece ise bileşke vektörlerden bir tanesine eşit eşit olacak. O zaman buradan L noktasındaki elektriksel alanın E'ye eşit olacağını söyleyebiliriz. Dolayısıyla K'nın elektriksel alanının L'nin elektriksel alanının şiddetine oranı tabii ki buradan 8 olarak karşımıza çıkacak. Evet şimdi sırada örnek 8 var. Hadi okuyalım bakalım. Yatay düzlemde bulunan düzgün altıgenin köşelerinde şekille sabit tutulan yüklü noktasal cisimlerin K noktasında oluşturduğu bileşke elektriksel alan şiddeti EK, L'deki ise EL olarak bizlere veriliyor. Buna göre bu elektriksel alanların hadi gel oranını bulalım bakalım. Öncelikle tabii daha kolay işlem yapmak adına şuradaki yüklere bir isim verelim. Şu arkadaşımız X olsun, bu Y olsun, bu da Z olsun. İşte bu yüklerin K noktasında oluşturduğu elektriksel alanı şimdi hesap edeceğiz ama hatırlayalım. Bir noktadaki elektriksel alanı bulurken o noktada artı bir birimlik yük varmış gibi düşünüyorduk sevgili dostum. Dolayısıyla pozitif yük yükten çıkan yönde bir elektriksel alan oluşuyordu. İşte burada X'in elektriksel alanını bu şekilde gösterdik. Aynı şekilde Y ve Z'nin de elektriksel alanlarını göstereceğiz ama bildiğin üzere eksi yüke giren yönde elektriksel alanlar olacak. İşte burada EY vektörümüz var. Şurada da EZ vektörümüz var. Ve şimdi gel buradaki elektriksel alan vektörlerinin büyüklüklerini hesap edelim. X'in elektriksel alan şiddetini yazarken K çarpı Q bölü. E şimdi mesafeleri de yazacağız ama şunu da hatırlayalım. Burası bir düzgün altıgen dolayısıyla düzgün altıgeni oluşturan her bir parça tabii ki bir eşkenar üçgen olacaktır. Öyleyse buradaki mesafelerimizin d kadar olacağını da ifade edelim. O zaman k çarpı ha x'i yazıyoruz. x'i yazıyoruz. Bak x'i yazdığımız için şuradaki yükümüz ne kadar bizim? 8q. Onu gözden kaçırma. Şuraya 8q yazacağız. Bölü aradaki mesafe d'nin karesi. Şimdi hemen y ve z'yi yazalım. y ve z'ninki de tabii ki k çarpı q bölü d kare olacaktır. Şimdi tabii burada bunların eksi yüklü olduğunu görüyoruz ama tabii elektriksel alan vektörel bir kavram olduğu için bu eksiği formül içerisine yazma gereksinimi duymadım. Sadece büyüklüğünü bu şekilde hesap ettik. Buradaki artı eksiği elektriksel alan vektörlerinin yönünü bulmak için kullandım. Sevgili dostum Y ve Z'nin elektriksel alanlar ifadesi KQ bölü D kareye biz E dersek 8 KQ bölü D kare tabi 8 E olacaktır. Öyleyse gel bunu burada yerine yazalım. Bak şurası 8 E bunlar da tabi ki E'ye E kadar. Peki bunların arasındaki açık aç derece e bunlara biz eşkenar üçgen dediğimiz için şuralar tabi 60'ar derece. Buradaki E'lerin arasındaki açı 120 derece olacağı için bileşkemiz yine E kadar olacaktır. Evet şu ikisinin bileşkesi tam ortadan E olacak. Bunlar gitti. E var bir de 8 E var. Dolayısıyla burada yani K noktasında elektriksel alan şiddetimiz 9 E büyüklüğünde oluyor sevgili dostum. Şimdi ise gelelim L noktasındaki elektriksel alanı hesap etmeye. Tabii gel şurayı bir silelim. Evet olayı biraz da arkadaşlar sadeleştirelim kolaylaştıralım. Şimdi hemen burada görüyorum eksi yüke giren yönde elektriksel alanlarımız var. EZ burada EY burada bir de tabii ki neyimiz var? X'in oluşturduğu elektriksel alanımız var. Artı yükten çıkan yönde bu tarafa doğru da bir EX vektörü var. Peki burada hemen şimdi vektörlerin büyüklüklerini yine ifade ettiğimiz zaman. Evet şimdi biraz öncekiyle tabii karışmasın. Şunlara üssü ifadeleri koyalım. E üssü vektörü ne kadar büyüklükte olacak? Şimdi hemen onu yazıyorum. K çarpı 8q bölü aradaki mesafe 2d'nin karesi 4d kare dolayısıyla 2kq bölü d kare ifadesi ve burası dolayısıyla 2e yapacaktır. Diğer taraftan e üssü ve e üssü büyüklükleri birbirine eşit olacak ve buradaki ifademiz k çarpı 2 bölü d kare ile hesap edilir. Burası da tabi E kadar. Şimdi burada E ile ifade ettiğimiz vektörler arasındaki açı 120 derece olacak ve tabii ki E x de 2E büyüklüğünde. Öyleyse şu iki vektörün bileşkesi tam ortadan tabi E gelecek ve burada E ile 2E zıt yönlü olacağı için L noktasında oluşan bileşke elektriksel alanımız 2E'den E'yi çıkardığın zaman E bulacaksın. Öyleyse bizden istenen K'nın elektriksel alan şiddetinin L'nin elektriksel alan şiddetinin oranı tabii ki 9 E bölü E'den 9 çıkacaktır. O da gördüğün üzere Edirne'de. Evet şimdi sıradaki uygulamayı hadi gel birlikte çözelim. Yalıtkan düzlem üzerinde şekilde konumlarında sabit tutulan noktasal x'ye gelecekler. Bu, burada ne yazılan uygulamayı da ve ve bir burada yapıyor. Konuşamadım. X, Y cisimlerinin yükleri şekillerde verilmiş. Buna göre X, Y yüklerinin bileşke elektriksel alanı sıfır olduğu noktayı bulup cevabı kutucuk içine yazmamız istenmekte. Şimdi öncelikle birinci arkadaşlar uygulamaya baktığımız zaman burada cisimlerin yüklerinin zıt işaretli olduğunu görüyorum. Şimdi aklıma şöyle bir soru işareti takılıyor. Acaba buradaki cisimleri birleştiren doğru üzerinde ve cisimlerin arasında bileşke elektriksel alan sıfır olabilir mi? Hemen bu soruya cevap arayalım. Bakın iki tane yükümüz var demiştik. Buradaki yüklerimiz zıt işaretle yüklü. Burası artı 4 Q. Burası ise eksi 9 Q. Şimdi Burada x ve y yüklerinin yüklerin arasındaki bölgede oluşturduğu elektriksel alanı yazarken Tabii ki o noktada artı bir verimlilik yük varmış gibi düşünüyoruz. Dolayısıyla artı 4 Q yüklü x'ten çıkan yönde bir elektriksel alan olacak. Onu EX vektör olarak gösterdik. Aynı zamanda eksi yüklü Y'ye giren yönde bir elektriksel alan olacak. Dolayısıyla burada EX ve EY olarak tanımladığımız elektriksel alan vektörleri görmüş olduğun gibi aynı yönlü. Dolayısıyla bu yüklerin arasında bir yerde Elektriksel alanı sıfır olabilme şansı var mı? Tabii ki de yok. Dolayısıyla burada mutlaka yüklerin dışındaki bir bölgede elektriksel alanın sıfır olabileceğini söyleyeceğiz. Peki hangi tarafta dışarıda? Şimdi de bu soruya cevap verelim. Şimdi miktarca fazla yük taşıyan cisim tarafında dışarıda olma şansı var mı? Hemen buna bakalım. Bak burada seçmiş olduğumuz noktayı görüyorsun. İşte burada pozitif yüklü x'ten çıkan yönde bir elektriksel alan vektörümüz var. Ona x üssü diyelim ve negatif yüke giren yönde bir elektriksel alan vektörümüz var. Ona da Ey üssü diyelim. Şimdi sevgili dostlar görmüş olduğunuz gibi buradaki elektriksel alan vektörleri tabii ki zıt yönlü. Bu bizim elektriksel alanı sıfırlayacağımız için istediğimiz bir durum. Dolayısıyla Bunlar birbirlerini sıfırlayabilir mi? Tamam yön olarak zıt yönler ama şimdi şuna baktığın zaman y'nin yükü hem daha fazla miktarca hem de bu seçtiğimiz noktaya x'e göre daha yakın. Her iki faktör elektriksel alan şiddetini artırıcı davranıyor. Dolayısıyla burada y üssü, e, y üssü elektriksel alanının şiddeti e x üssü elektriksel alan şiddetinden nedir? daha büyüktür. Öyleyse burada zıt yönlü olsalar bile elektriksel alan tabii ki sıfırlanamaz. Öyleyse sıfırlanacak nokta neredeymiş sevgili dostum? Evet miktarca küçük olan yük tarafında ve dışarıda. Yani bizim buradaki noktalarımızdan arkadaşlar KLM veya bunların arasındaki noktalar olabilir cevabımız. Hemen şunu söyleyelim. Bakın buradaki artı 4Q yüklü X'ten ne kadar uzakta olsun? x kadar uzakta olsun bu seçeceğimiz nokta. İşte bu noktada x'ten çıkan elektriksel alan var. E x. Evet y'ye giren yönde elektriksel alan var. E y. Ve tabii ki elektriksel alanın sıfır olabilmesi için bunların birbirine eşit olması gerekiyor. Şimdi e x'i yazalım. K çarpı 4 q bölü aradaki mesafemiz x'in karesi. Eşittir k çarpı 9q bölü bu kez aradaki mesafemiz nedir? Bak şurası d ve şurası da tabii ki burası d dedik burası da x dedik. Dolayısıyla d artı x'in karesi öyleyse burada k'lar q'lar buharlaştı ve her tarafın gel biz kökünü alalım. Evet tam kare ifadeler çünkü o zaman kökünü aldığımız zaman 2 bölü x eşittir. 3 bölü d artı x ifadesine ulaştık. Öyleyse işler dışlar çarpımı 2D artı 2x eşittir 3x ve sonuç olarak x eşittir buradan 2D çıkacaktır. Dolayısıyla belirttiğimiz x uzaklığı 2D'ye eşitmiş sevgili dostum o zaman neredeymiş bu nokta L noktasındaymış. Hemen kutucuğumuza L noktasını yazdık. Evet şimdi ise uygulamanın ikinci adımı var karşımızda. Bu kez X ve Y cisimlerinin aynı cins yüklü yüklü olduğunu gördük. Öyleyse tabi burada bileşke elektriksel alanın sıfır olacağı nokta yüklerin arasında bir yerde olacaktır. Niye böyle Çünkü sevgili dostum her ikisi pozitif yüklü dolayısıyla x'ten çıkan yönde y'den de çıkan yönde elektriksel alanlar olacak ve bu iki elektriksel alan vektörü zıt yönde ve eşit büyüklükte olduğu zaman bileşkenin sıfır olma şartını sağlamış olacak. Peki bu nokta x'deki yükten ne kadar ötede? X kadar ötede diyelim. Y'deki yükten o zaman ne kadar ötede olur? E şimdi aradaki mesafeye bak yüklerin arasında 5D var. O zaman bu belirttiğim mesafe 5D eksi X kadar olacaktır. Şimdi bu noktada elektriksel alanın sıfır olması için bu noktada X ve Y'nin oluşturduğu EX ve EY elektriksel alan vektörlerinin birbirleriyle eşit büyüklükte olması lazım. O zaman hemen yazıyorum EX eşittir EY ifadesini k çarpı 4q bölü aradaki mesafemiz x kare demiştik. y için yazdığımız zaman k çarpı 9q bölü aradaki mesafemiz 5d eksi x'in karesi. Şimdi tabi buradan k'lar q'lar öldü ve her tarafında kökünü aldığımız zaman burası 2 bölü x eşittir. Karşı taraf 3 bölü 5d eksi x geliyor tabi. İçler dışlar çarpımı yaparım 3x eşittir. 10D eksi 2x gelir. Eksi -2X 2x'i at karşı tarafa. 5x eşittir 10D. Ve dolayısıyla x eşittir 2D. Ha o zaman bu nokta sevgili dostum güzel insan neredeymiş? X'ten 2 birim ötedeymiş. Dolayısıyla burasında ne var? M var. Ha, o zaman kutucuğumuza yazalım. X, cisimlerinin M noktasında oluşturduğu bileşke elektriksel alan mı sevgili dostum. Zaten bak buraya dikkat ettiğin zaman Şimdi şurada paydadaki ifadelerin kareli ifadeler olduğunu göreceksin. O zaman burada nasıl ben sıfır yaparım? Hiç bak bu işlemleri kullanmadan 4Q bölü seçtiğim mesafe 2D oluyor ya. 2D'nin karesi 4D kare. Yani bak şununla direkt orantılı geldi. E diğer taraftan ne var? 9Q bölü seçtiğim mesafe 3D'nin karesi 9D kare. Dolayısıyla buradaki yük bölü aradaki uzaklık kare oranları bak birbirine eşit geleceği için elektriksel alanlarda tabi eşit büyüklükte olacak. Öyleyse sevgili dostum 2'ye 3 oranından M'yi böyle şak diye bulursun. Bunu da unutma. Evet şimdi örnek 9 var sırada. Yüklü x'ye noktasal cisimleri yatay yalıtkan düzlem üzerinde şekilde konumlarında sabit tutuluyorlar. XY yüklerinin K noktasında oluşturdukları bileşke elektriksel alan 0, L noktasında oluşturdukları bileşke elektriksel alan ise artı X yönünde. Buna göre yargılarından hangileri doğru diye soruluyor. Öncelikle K noktasındaki bileşke elektriksel alanın sıfır olmasından ne sonuç çıkaracağım? Bunun üstüne konuşalım. Tabii ki burada elektriksel alanın sıfır olabilmesi için bu X ve Y cisimlerinin zıt yönde elektriksel alan vektörleri oluşturması lazım. İşte bu da bana x ve y'nin zıt cins yükle yüklü olduğunu söylüyor. x artı y eksi veya x eksi y artı. Evet bu sonucu sevgili dostlar çıkarabiliriz. Evet devamında ise L noktasında oluşturdukları bileşke elektriksel alanın artı x yönde olduğu ifade edilmişti. O zaman tabii ki burada Artık yükleri netleştiriyorum çünkü demek ki x pozitif yüklü ki bu pozitif yükten çıkan yönde elektriksel alan var. Y ise negatif yüklü ve bu negatif yüke giren yönde elektriksel alan var. Bu iki elektriksel alan artı x yönünde ve dolayısıyla bu şekilde x artı y eksi olarak buluyoruz. Şimdi hemen öncüllere baktığımızda. Birinci öncül x isminin net yük miktarı y'nin net yük miktarından büyüktür diye ifade ediliyor. E şimdi bunu nereden arkadaşlar ifade ederiz buluruz. Evet k'daki elektriksel alanın sıfır oluşundan. Evet k noktasında x'in oluşturduğu elektriksel alan e x. Y'nin oluşturduğu elektriksel alan ise e y. İşte burada bunların büyüklükleri sıfır olacak ki bileşki elektriksel alan tabii ki sıfırlansın. Evet x'in oluşturduğu elektriksel alanı yazarken şu mesafemiz x'i kullanalım. Y'nin tabii ki mesafesi daha fazla. Oraya da ne diyelim? Y diyelim. O zaman x'in elektriksel alanı yazarken k çarpı qx bölü x kare eşittir k çarpı qy bölü y kare ifadelerini yazacağız. Dolayısıyla burada mesafesi büyük olanın yükü de daha büyük olacak ki burada elektriksel alan şiddetleri birbirine eşit olsun. Öyleyse Y'nin elektriksel yük miktarı X'in elektriksel yük miktarından daha fazladır. Öyleyse birinci ifademize eksimizi verdik. Hemen ikiye bakalım. X ve Y zıt cinsi yükle yüklüdür. Evet zaten bunu ifade etmiştik. Doğru demiştik. X ve Y cisimlerinin M noktasında oluşturdukları bileşke elektriksel alan eksi X yönünde. Şimdi sevgili dostum M noktasına baktığın zaman burada artı e, X yüküne dikkat et. Bundan çıkan yönde elektriksel alan var. Eksi Y'ye ise giren yönde elektriksel alan var. Peki bunlardan hangisi daha büyük? Hemen ona bakalım. Bak biraz önce ifade etmiştik Y'nin yük miktarı daha fazla hem de M noktasına daha yakın. Dolayısıyla bu noktada Y'nin oluşturduğu elektrik alan şiddeti daha tabii ki büyük. Öyleyse işte burada EY üssümüz var. Şurada da EX üssümüz var. Hangisi daha büyük dedik? EY üssü daha büyük dedik. Öyleyse bileşke elektrik alan tabii eksi X yönünde çıkacaktır. Bu ifademizde doğru olacağı için Cevabımız geliyor. Cevabımız Edirne şıkkında. Evet şimdi sevgili dostum bir uygulama bölümü var karşımızda. Yatağı yalıtkan düzlem üzerinde sabit tutulan noktasal x cisimlerinin k noktasında oluşturduğu bileşke elektriksel alan vektörleri şekildeki bizlere veriliyor. Burada x ve y'nin yük miktarlarını bulup doğru cevabı işaretlememiz istenmekte. Şimdi yola nereden çıkacağız? Nasıl? Arkadaşlar bir başlangıçla Sonuca gideceğiz hemen bu konuda konuşalım tabi öncelikle x cisminin k noktasında oluşturduğu elektriksel alan vektörü x cismi ile k noktasını birleştiren bu doğru üzerinde olmak zorunda ve tabi ki bu k noktasında çıkan yöndemi yoksa giren yöndemi bir elektriksel alan olduğuna karar vereceğiz birazdan aynı şeyi y içinde yapacağız yine bu doğrultumuzu göstereceğiz bu doğrultu üzerinde y'nin oluşturduğu elektriksel alan vektörü olacaktır. Şimdi burada bileşki olarak e elektriksel alanının oluşturulabilmesi için tabii ki K noktasında X'in çıkan yönde bir elektriksel alan oluşturması lazım. Ona EX dedik. Evet Y'nin ise giren yönde bir elektriksel alan oluşturması lazım. Çünkü şimdi şöyle düşün. EX'in ucuna EY'yi eklediğin zaman tabii bileşki olarak e vektörünü bulacaksın. Öyleyse bizim burada yapacak olduğumuz işlemler artık yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Hemen açılara bakalım. 30 derece verilmiş, 90 derece verilmiş. E şurası 60 derece dostum. O zaman burası da tabi 30 derece olacaktır. Şimdi şurası da 90 derece. Tabii ki burada 30 60 90 üçgeni bir özel üçgen var. 90'ın karşısında ne var sevgili dostum? EX var. 30'un karşısında ne var? EY var. Dolayısıyla burada 90'ın karşısındaki uzunluk 30'un karşısındaki uzunluğun 2 katı yani ne diyeceğiz burada EX eşittir 2 tane EY peki şimdi EX'i yazıyorum K çarpı yük miktarım QX bölü şimdi aradaki uzakla benzer şekilde bakacağız 90'ın karşısındaki uzaklık sevgili dostum şuradaki üçgenden bahsediyorum tabii ki Nedir şu uzaklığımız 2d olarak aldığımız zaman 30'un karşısındaki uzaklığı yani şurayı d olarak almak durumundayız. Öyleyse x'in oluşturduğu elektriksel alanda 2d'nin karesi 4d kareyi yazıyorum eşittir 2 çarpı şimdi ey'yi yazacağız k çarpı qy bölü aradaki mesafemiz nedir sevgili dostum d'dir. d karemizi yazdık kareler gitti. K'lar buharlaştı. Evet elimizde kalanlar QX bölü QY eşittir. 4'ü karşı tarafa çarpma olarak attığım zaman 8'i buldum. Ama şıklarda bir artı 8 var bir de eksi 8 var. Acaba hangisi? Şimdi burada şuna karar vereceğiz. X'ten çıkan yönde bir elektriksel alan oluşmuştu. Dolayısıyla X'in pozitif yüklü olduğunu söyleyebiliriz. Y'ye ise giren yönde bir elektriksel alan oluşturmuştu. O zaman bu da eksi yüklü. Dolayısıyla pozitif ve negatif yüklerin oranı tabii ki negatif gelecek. İşte bundan dolayı şurada bir eksimiz var. Eksi 8 sonumuzun cevabı olacaktır. Evet şimdi ise uygulamamızın ikinci adımı var. Biraz önce uyguladığımız işlem adam adımlarının tamamını burada da uygulayacağız. Evet x'in k noktasında oluşturduğu elektriksel alanın doğrultusu tabii ki bu çizdiğim doğrultu üzerinde olacaktır. Benzer şekilde y yükünün de k noktasında oluşturduğu elektriksel alan vektörü yine bu doğru üzerinde olacaktır. Şimdi burada çok daha kolay bir şekilde görülüyor. x'in oluşturduğu elektriksel alan vektörü buradaki ex. Y'nin oluşturduğu elektriksel alan vektörde şu çizmiş olduğum EY olacaktır. Ve dolayısıyla bunların bileşkesi bize E'yi verecektir. Nasıl mı? EX'in ucuna bak görüyorsun. EY'yi eklediğim zaman bileşke olarak E'yi bulmaktayım. Ve burada tabii ki eş kare bölmeli düzlemde vektörlerin uzunlukları, vektörlerin şiddetleriyle orantılı. Bu ne demek oluyor? X'in oluşturduğu elektriksel alan tabii ki 2 birim EX eşittir 2'ye. Y'nin oluşturduğu elektriksel alan ise bir birim oluyor. Şimdi X'in oluşturduğu elektriksel alan K çarpı QX bölü aradaki mesafemiz ne kadar? Bir birim D. Yani D'nin karesi diyoruz eşittir. K çarpı Y'nin oluşturduğu elektriksel alana ise QY bölü aradaki mesafemiz 2D'nin karesi 4D kare diyeceğiz. Sonrasında bunları tabi oranlıyoruz. Oranladığımız zaman E'ler, K'lar, D kareler ne yapıyor? Gidiyor. Dolayısıyla 2 eşittir. QX bölü Q, QY'miz var. Şu 4'ü de yukarı çarpma olarak attık. İşte buradan QX bölü QY oranımızı 2 bölü 4'ten 1 bölü 2 olarak buluyoruz. Şimdi oranda arkadaşlar 1 bölü 2 bulduk ama yine şıklarda artı 1 bölü 2 var. Eksi 1 bölü 2 var. Şimdi burada nasıl karar vereceğiz? bildiğin üzere pozitif yükten çıkan yük, e, yönde negatif yüke giren yönde elektriksel alan vektörleri var. X'e e baktığın zaman X yükünden çıkan yönde olduğu için bunun artısı olacak yük anlamında. Evet Y'ye baktığınız zaman Y'ye de giren yönde bir EY olduğu için bunun yük işaretinin de eksi olduğunu söyleyeceğiz. Dolayısıyla 1 artı 1 eksi olduğu için buradaki oranımız tabii ki eksi 1 bölü 2 olacaktır. Şuradaki eksiyi unutmayacağız. Böylece bu uygulamamızı da tamamladık. Sevgili dostum umarım anladık. Anlamışsak yorumlara gelelim hadi bakalım. Evet sevgili dostum güzel insan örnek onla dersimizi bitireceğiz. Dersimizi sonlandırırken güzel bir örnek yakışıklı bir soru bir artist soru da diyebiliriz. Artist mi? Ne artisti? Artist ne arar lan pazarda? Karşımıza çıktı. Hadi gel bakalım. Sorumuzu okuyalım öncelikle eşit kare bölmeli sürtünmesi yatay yalıtkan düzlemdeki KLM cisimleri şekildeki konumlarında sabit tutulmaktayken P noktasına bırakılan negatif yüklü parçacık eksiksiyonda harekete geçiyormuş. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diye soruluyor. Kesinlikle var. Onu gözden kaçırmayalım tabi. Şimdi öncelikle sorunun kritik noktasını dile getirelim. P noktasına bırakılan negatif yüklü parçacık eksi x yönde harekete geçiyor. Tabii ki harekete geçiş yönü bu parçacığa etki eden elektriksel kuvvet yönü olacaktır. Öyleyse P noktamda bir eksi Q yükü var ve bu yüke tabii ki eksi X yönünde bir elektriksel kuvvet etki ediyor. Şimdi buradaki elektriksel kuvvetle elektriksel alan arasında bir bağ kuralım. Şimdi hemen hatırlayalım bir noktamız var. Bu noktadaki elektriksel alanı bulurken o noktada artı bir birimlik yük varmış gibi düşünüyorduk. Ve bu noktadaki elektriksel alan vektörümüz aha da bu olsun. E. Şimdi bu noktaya biz pozitif yüklü bir cisim getirdik. Ne getirdik? Artı Q yükümüzü getirdik. İşte bu yük etkeden elektriksel kuvvetle artı bir birimlik yükü etki eden elektriksel kuvvetin yönü aynı olacaktır. Niye? Beyin bedava. Her ikisi de pozitif yüklü çünkü. Dolayısıyla buradaki artı yükünü etki eden kuvvetimizin yönü de bu şekilde sevgili dostum. Peki bir de şöyle düşünelim. Yine bir noktamız var. Bu noktadaki elektriksel alanı bulurken artı bir birim yükünü etki eden elektriksel kuvvet tanımını kullanıyoruz. Peki biz bu noktaya bu kez bir eksi Q yükü getirdik. Evet eksi Q yükü getirdiğimiz zaman bu kez tabii ki artı yük. Bak yön olarak gösterdik E'yi. Eksi Q yükü zıt yükle yüklü olduğu için tabii ki bunun tam tersi yönünde bir kuvvet oluşumuna neden olacaktır. O zaman bizim de sorumuzda eksi Q yükümüz var. O zaman ne anlıyorum ben buradan? Tabii ki bu P noktasındaki elektriksel alan vektörümüz artı x yönündedir. Bunu anladık. Şimdi buradan hareketle k'nın yük işareti için bir şey söyleyebiliriz. K'nın mutlaka sevgili dostum pozitif yüklü olması lazım. Çünkü biliyorsun pozitif yükten çıkan yönde bir elektriksel alan vektörümüz olacak. Peki hocam lemen iş lemen olacak. İşte bizim bak şuradaki K'mız ve P noktamız x doğrultusunda dolayısıyla burada elektriksel alanın belirtildiği üzere x doğrultusunda çıkması için L ve M'nin elektriksel alanlarının birbirlerini tabii ki sıfırlaması gerekiyor. Dolayısıyla buradaki elektriksel alanlar zıt yönlü olmak zorunda. Ha bilmiyoruz şimdi yük işaretlerini tam olarak bilmediğimiz için eğer her ikisi de artıysa tabii ki artıdan çıkan şurada EL var. Şurada da EM var. Ama şöyle de olabilirdi. Tabii her ikisi negatif yüklü de olabilirdi. Negatif yüklü olursa negatif yüke giren yönde bak burada EM var. Burada da ne var? EL var. Bu şekilde de sıfırlanma şansı vardı. L ile M'nin aynı cinsi yükle yüklü olduğunu bilebiliriz. Ama yük işaretlerini kesinlikle arkadaşlar ifade edemeyiz. Öyleyse şimdi öncüllerimize başlayalım. L ve M cisimlerinin P noktasına meydana getirdikleri elektriksel alanların büyüklükleri tabii ki birbirine eşit. Burada var artımız işaretledik. Şimdi ise ikiye bakalım. KL M cisimlerinin P noktasına meydana getirdiği bileşke elektriksel alan. Ya bunların hepsini bulduk ya biz. Evet, aynen öyle. Buradaki elektriksel alanımız gördüğün gibi tabii hangi yönde Artı X yönünde şurada da e, artımızı koyalım. K ve L zıt cins yükle yüklüdür. Şimdi sevgili dostum K'yı bak kesinlikle biliyoruz. Bu artı yüklü. Ama L'ye baktığın zaman artı da olabilir, eksi de olabilir demiştim. Dolayısıyla burada koskocaman bir soru işaretimiz var. Öyleyse sevgili dostum güzel insan cevabımız geldi. Cevabımız Ceyhan şıkkında anladık umarım anladıysak soruların arkadaşlar altında bulunan yorum kısmına kalp, nazar boncuğu ve öpücük hepsini bekliyorum.